Merhaba, hoş geldin. Bugün konusu dünyada tarım, Türkiye'de tarım ama asıl Türkiye'nin tarım sorunları. Baştan söyleyeyim, bütün veriler TÜİK'e ait ya da dünya tarım örgütlerine ait. Hepsini zaten size göstereceğim nereden indirdiğimi, nasıl kullandığımı. Hiçbir veri benim yorumum değil. Bugün yediğimiz domates, domates değil. Dünyada şu an 4-5 sınıf ama 4 diyelim ona gıda var. Bir, çok çok zengin, elit bir kesme ulaştı. Gerçek domates. 2- zengin insanların ulaştığı çeşitli ülkelerdeki domates görünümü, domatesimsi, 3 plastik domates, 4 domatesle hiç alakası olmayan GD olarak oynanmış rengi kırmızı olan şeyler. Yeşilden kırmızıya dönmesini bile 2 dakikada hallediyorlar. Dolayısıyla tüm bu gıdalar bizim soframıza geliyor mu? Evet. Türkiye tarımda facia durumda mı? Evet. Türkiye tarımdan toplar mı? Tabii ki evet. Ama yıllara göre göreceğiz Türkiye ne hale gelmiş. Hatta cum Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar ne olmuş hepsini göreceğiz. İki bölüm olacak bu video. İki bölüm baştan ölüyorum. İkisi de aynı gece yayınlanacak. Birinci bölüm bitince ikinci bölüme geçersiniz. İkinci bölümün sonunda zaten tavsiyelerimi göreceksiniz naçizane. Nasıl kurtarırız? Ama görelim Türkiye'de tarımın hali. Her şeyden önce GDO'lu tarımla e, normal tarımı, organik tarımı hatta ayırmak lazım çünkü hibrit tohum var, hibrit tohum apayrı bir şey. GDO'lu sayılmaz o ama bir de yerli tohum var ki Türkiye'de niye bilmiyorum yerli hatta yerel tohum tartışmaları oldu ve nedense galiba öyleymiş yerli tohuma destek kesildi. İllaki emperyalizm videosunda anlattığımız gibi bazı firmaların tohum vermesi gerekiyor. Niyetini hiç bilmiyorum. Ben cahil bir insanım. Ama bugün şunu biliyorum ki kanser hastalıklarının sebebi bu gıdalar. Kanserin sebebi, kanser hastalıklarının sebebi çok basittir. Dedenizin genlerinde olmayan şeylerin vücudunuza girmesi. Senin 14 bin, 15 bin yıldır gelen insanoğlu DNA'nın genlerin eğer ki bir anda hiç asla tanışmadığı bir şeyi içine alırsa yani sen gidip de E200 bilmem kaçta aptal ambalajlı bir gıdayı yersen ya da ambalajlı gıda yemeyip mis gibi kokan ama aslında domates olmayan şey yersen kanser yapar. Tarım Türkiye'nin en büyük iki sorundan birisidir. Birisi eğitim, diğeri tarım. Aslında eğitimle tarım da iç içedir. Size daha önceden yaptığım kapitalizm ve Türkiye'nin su sorunu videolarını öneririm. Emperyalizmi öneririm. Onları bir izleyin. Açıklama bölümünde var. Ama tarımda Yavaş yavaş başlayalım ki bizim derdimiz nedir? İlk önce gelin bakalım Türkiye'nin ekonomik durumu ne ki biz bunu dolar videosunda anlatmıştık ama gelin bir ihracat verilerimize bakalım. İthalatımız, borcumuz, harcımız var mı? Tarımda nasılız? Bir görelim. Şimdi her şeyden önce genel bir bakalım. TÜİK. Hep TÜİK'i ele alacağız. TÜİK'in istatistiğine göre bizim 2017'de ihracatımız artmış. Doğrudur %11 daha detaylı da göstereceğim. İth i̇thalat iki kat artmış. Yani açığımız buradan geliyor. Bak dış ticaret açığını yazıyor. Geçiyorum istatistik kurumundaki bir diğer veriye. Ülkeye göre yıllık ihracat ve ithalat. Şimdi bu rakamlar niye önemli biliyor musunuz? İhracat ve ithalat. Tarımda da aynı durum çünkü. İhracatı açıyorum, ithalatı açıyorum bakın. Şimdi dikkat edin ekranın bu tarafı ithalat. Yurt dışına yolladığımız para. Burası ihracat. En çok nereye para harcamışız görüyor musunuz? 2017 yılında. Bu arada giderek artıyor farkındaysanız ithalat en çok yurt dışına yolladığımız para Çin'e 23 milyar dolar. Sonra Almanya'ya 21 milyar dolar. Sonra Rusya 20, 19 milyar dolar. Yani Amerika'ya daha gelmedik bile. Ama nereden bize para girmiş? Biz nereye ürün yollamışız da karşına para almışız? Almanya'dan, İngiltere'den, Birleşik Arap Emirlikleri'nden. Burada önemli olan şu. Çin'e bu kadar parayı yollamışız ya 23 milyar doları. Çin'den ne kadar para gelmiş bize? Ha işte bakın bu dış ticaret açığıdır. Çok basit. 3 milyar dolar cebimize para girmiş, 23 milyar dolar yollamışız. Bizim zaten geçen seneki açığımızın %10'u sırf Çin'den. Demek ki Çin'de ne alışveriş yapıyorsak biz burada açık yaratıyoruz. E, i̇kinci sırada Almanya var. Almanya'yı da kıyaslayayım. Diğerlerini siz kıyaslarsınız. Almanya 21 milyar dolar para yollamışız. Bize ne gelmiş biliyor musunuz Almanya'dan? 15 milyar dolar. Al 6 milyar dolar da buradan açık. Peki Türkiye hangi ürünleri ihraç ediyor? Hangi ürünler var? Tarım nerede bakalım ilk 10'da? %15 pay otomotiv sanayi, araç sanayi daha doğrusu. Çünkü otobüs, motobüs her şey var içinde. Biraz daha aş aşağı inersek bilgisayar destekli makineler, biraz daha aşağı inersek mücevherat ve metal, kıyafetler, demir, çelik, elektrik, aşağı dön, plastik, mineraller, tarım nerede? %2'ye kadar düştüm. Koskoca ihracatın içerisinde tarım nerede? Ha, hangi firmalar ihracat yapıyor? Koç grubu, Sabancı, Türksel. Dikkat edin bunlar para getiren yerler. Anadolu Efes vesaire. Peki ihracat yapan hangi firmayı tarım alanında görüyoruz burada? Ha. Peki biz Cumhuriyet'in başından beri böyle miydik? Hangi yılda bizim belimiz kırıldı? Ne zamandan itibaren biz daha çok ithal etmeye başladık? Yine bir TÜİK verisi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verisi. Türkiye Cumhuriyeti 1923'te başlıyor. Bakın burada ve 1923'ten günümüze kadar 2017'ye kadar ne kadar ihracat ne kadar ithalat yapmış. Önemli olan sizin için şu satırlar unutmayın. Şöyle ben bir boyayayım. Şurayı da boyayalım. Şimdi dikkat edin. 1923 Cumhuriyet'in başlangıcı 50 milyon dolar, milyon dolar yurt dışına bir şey satmışız. 86 milyon dolar almışız. Açığımız cepteki fazladan giden para dış borcumuz 36 milyon dolar. Cumhuriyet'in ilk dönemi. Ve bu tam 1930 yılında sıfırlanıyor. 1930 yılından sonra dikkat edin yavaş yavaş ara kapanıyor. Ve biz ihracatımız daha yukarı geliyor. Yani 71 milyon dolarlık bir satış yapıyoruz şurada. Şöyle göstereyim hemen size. Karşılığında bize 69 milyon dolarlık ithalatla para gidiyor. Yani 2 civarı, 2 milyon dolar kâra geçiyoruz. Bu böyle gidiyor. Nereye kadar gidiyor biliyor musunuz? Buraya kadar. 1945. 1945 ilginç bir tarih. İkinci Dünya Savaşı'nın dönemi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'de ekonomi yavaş yavaş dalgalanmaya başlıyor. Bir tatlış tatlış bir şeyler oluyor. Şurası dış ticaret dengemiz. Bu sütunu da boyayalım şöyle. Yani eksi eksideysek durum kötü. Dikkat edin buradan sonra yavaş yavaş eksiye geçmeye başlıyoruz. İthalat artıyor. Yurt dışına giden para artıyor. ihracat azalıyor. Unutmayın burası ithalat. Burası ihracat ve biz eksiye düşmeye başlıyoruz. Daha çok eksiye düşüyoruz, daha çok eksiye düşüyoruz. Ama 1973 ki aslında bu şey darbe öncesinde 1970 80 darbesi öncesi inanılmaz iki katına falan çıkıyor artık. Ve oradan sonra bayağı kötüye gidiyor durum. 1993. Hatırlayın hükümette kim vardı? İki katına çıkıyor yine. Bir düşüyor, yine çıkıyor. Ve sonrasında zaten toparlayamıyoruz. Sonrasında eğer dikkat ederseniz bizim dış ticaret açığımız 76 milyar dolara çıkıyor. Düşünün. Yani şu an biz 156 milyar dolarlık para kazanıyoruz ama 233 milyar dolarlık para harcıyoruz maalesef. Peki 2017-2018 güncel durumda ne haldeyiz ihracat ve ithalatta tarımda? 2017 yılında ihracatta 5.3 milyar USD dolar giriş olmuş Türkiye'ye. Bir önceki yıla kıyaslarsak aslında %2 küçülme var. İthalatta %30'a yakın bir fazla var. Artış var. 9 milyar dolar yurt dışından ürün almışız. Tarımda. Bakın gıda, içecek falan demiyorum, tarım diyorum. Aynı zamanda 2018'in ilk 3 ayında bu devam etmiş. TÜİK verisi bu. Bunların hepsi TÜİK'ten alınma. İhracat 1.5 milyar dolar ilk 3 ayda. İthalatsa bunun 2 katı, 3 milyar dolara yakın. Zaten bunları da dörtle çarparsam üsttekinin aynısı çıkıyor. bu yılda geçen yılın aynısı olacak bu gidişle. Şimdi şunu unutmayın nüfusumuz artıyor. Yani 60 milyon nüfusumuz varken ne tarım alanı varsa ki ondan daha azına sahibiz. 80 milyonken ki kim 80 milyon? 90'a çıktı. Bir de 3,5 milyon Suriyeli geldi. Bir de üstüne başka ülkelerden de biliyorsunuz mülteciler geliyor. Bu arada 3,5 milyon kayıtlı olan. Eğer dikkat ederseniz, şu an ekranda görüyorsunuz Türkiye'de çalışma izni alan Suriyeli sayısı dahi pik yapmış durumda. Dil gibi çıkıyor. Bütün bunlar gösteriyor ki bizim nüfusumuz fazla. Ve bize yetecek gıdayı üretemiyoruz iç pazarda. Ne yapıyoruz? İthal ediyoruz. Neyi neden ithal ediyoruz? Bunu iyi anlamanız lazım. Devletimizin resmi sitesinde gördüğümüz üzere Hollanda'nın rekoru var. 92 milyar avro. Ama karşılığında sadece 60 milyarlık bir girdi, şey çıktı, yapmış. Yani 30 milyar avroyu, euroyu kendi cebine koymuş durumda. Hollanda'nın bu başarısı nereden geliyor? Çünkü dünyadaki en büyük tarım üniversitesine sahip, Wageningen Üniversitesi, dünyadaki en ileri tarım unsurlarını, teknolojilerini ve biyolojik savaşları, gübreleme, ilaçlamayı en organik şekilde nasıl yaparsın çatır çatır anlatıyor. O Hollanda, bizim Konya'dan birazcık büyük Hollanda, bizden 4 kat daha iyi tarım yapıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nda gelip de şurada tarımı açarsanız burada bazı bilgiler var. Birincisi tarım alanları. Hemen açıyorum. Tarım alanları ilgili niye böyle ilgiliyiz? Çünkü tarım alanları ne olmuş? 2001'de başlıyor istatistik vermeye. E 2017'ye kadar geliyor. Bakın 40 binden yani 40 aslında bu milyon hektar. 40 milyon hektardan 37 milyon evmişiz. %10 bir küçülme var. Bu alanın azalma. Bir diğerine hayvansal üretim hayvansal ürettiğimiz şey hayvanlardan elde ettiğimiz ürünler. Hayvansal üretimde farkındaysanız 2001'de 10 milyon sığırımız varmış. Türkiye yetmiş mi? Yetmemiş. Bakın üretim hiç değişmiyor. Bu yıllar boyunca düşüyor, 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 düşüyor ve sadece %50 artıyor. 2001'den günümüze nüfus ne kadar arttı biliyor musunuz? Bizim nüfusumuz şu an aslında mültecilerle birlikte 100 milyon. 100 milyon. Hiçbir şey. Bu yüzden canlı hayvan ithalatı başlıyor. Aynı zamanda su ürünlerine de bakalım. Yani balıklara falan da bakalım. Bakalım su ürünlerinde ne durumdayız. Su ürünlerinde ise düşüyoruz. 2005'te çıkardığımız su ürünleri farkındaysanız artık daha az. Bir araya yükselmiş. Şu an artık balıkçılıkla besleyemiyoruz. Sonra balık niye azaldı? Peki tüm bunlar olurken biz acaba tahıllarda nasılız? Yani tabii ki mercimek, kuru fasulye bir şeyler yemek istersiniz değil mi? Tahılla besliyoruz kendimizi. Bakalım tahılda ne durumdayız? Buğday, arpa hepsi için alanları size gösteriyor görüyor musunuz? Bakın ayçiçeği, mısır mısırın bu arada geçen yılın 3 ayına göre bu yılın üç ayında yüzde bin arttı ithalatı. Yüzde bin. Farkında mısınız? Hepsi düşmüş. Yani zakamları size gösteriyor. Ayçiçeği yükselmiş. Ayçiçeğin imalatı üretimi artmış, şey, ekilen alan artmış pardon. Diğerlerin hepsi azalmış. Bunlar azaldığı için de biz buğdayı 21 milyon ton üretebiliyorken 5 milyon tonunu yani yüzde 20'sini bunun yurt dışından aldık. Bakın sizin eğer ekilen alanlarınız azalırsa bu rakamların artmaması şaşırtmaz ya yani arpa artmamış. Şurada kaç yıl? 16 yılda 19 milyondan çıka çıka 21'e çıkmışız. 21.5'u hiç geçmemişiz. Bu rakamlar sizi şaşırtmasın. Bunlar TÜİK'in rakamları. Peki sebzelerde durum ne? Hemen bakıyoruz. Seçilmiş ürünler sebzeler. TÜİK'in sitesinden, Türkiye İstatistik'ten. Sebzelerde olay çok değişmiş. Muhteşem gidiyoruz. Domates'te bir artış var. E, salatalıkta aynı şekilde muazzam bir artış var. %5 falan. Kavunu falan geçiyorum karpuzu. Soğan önemli değil mi? Soğan. Ki yeşil soğan da göstereyim. Sıfır. Artış yok. Gerileme var. Şu an domatesteki artışı da birazdan göreceksiniz. Aslında yine artış yok. Nasıl ki salatalıkta bir artış yoksa diğer sebzeleri gördüğünüz zaman daha da şaşıracaksınız. Ve gelelim nüfusa. Nüfusu açtığımız zamansa şöyle bir şey görüyoruz farkındaysanız. Nüfusu açtığımızda ise 2000 yılında 64 milyon olan nüfus şu an aslında mültecisiyle birlikte 100 milyona yaklaştı. Yani aslında nüfusumuz neredeyse iki katına çıkmış. O yüzden her şeyi değerlendirirken ki il bazında buna göre değerlendirelim lütfen. Ha. Her ürünü konuşacağız dedik. O zaman bir de peyniri konuşalım. Bizde daha iki teneke peynir, iki kutu peynir birbirinin tadını tutmazken Hollanda yıllardır dünyanın en güzel peynirini üretiyor. Sadece Hollanda mı? Bakın hangi ülkeler var listede. Şu an ekranda görüyorsunuz. Almanya'nın 4,5 milyar dolar peynir ihracatı var. Pazarın %15'i elinde. Hollanda'nın 4 milyar dolar. Fransa'nın 3,5 milyar dolar. İtalya'nın 3. Türkiye bu listenin neresinde? hiçbir yerinde. Peki gelin bir rakam daha görelim sizinle birlikte. Dünya gıda, tarım, gıda piyasasının tepesinde kimler var? Şu an görüyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri 149 milyar dolarla tepede. 4 milyarı zaten peynir. Hollanda 92 milyar dolar. İhracat Almanya 86. Şimdi bakın bu rakamları ekranda görürken bir şey bilmeniz lazım. Şimdi Fransa, Almanya listenin tepesinde değil. Görüyor musunuz? Avrupa Birliği kendi içinde alışveriş yapıyor diyeceğiz birazdan. Ama sadece bu kadar değil. Pazarlamayı da biliyorlar. Geri dönelim listemize. Brezilya bile 78 milyar dolar, Fransa 74 milyar dolar böyle gidiyor. 1990'lı yıllara kadar toprak mahsulleri ofisi destekleme alımları yapıyordu. Yani çiftçisi ölmesin istiyordu. Sonra niyeyse durdu birden. Bu mevcut hükümetle hiç alakası olmayan bir şey. Çünkü tarımın ilk sabote edilmesi 1960-65 arasıdır. Ama bir adım daha öteye gidelim. Yurt dışında nasıl bir şey var biliyor musunuz? Fransa ve Hollanda'yı gezdim ve gördüğüm için söyleyeceğim size bunu. Fransa'da ve Hollanda'da devlet çiftçinin batmasına izin vermez. Elinde peynir mi var? Küçük bir üreticimizin kimse almıyor mu? Ama kalitesi iyi mi? Öbürü alır. Öteki alır. Hiç kimse almıyorsa devlet alır. Ve illa öbürüne verdiği fiyatta değil, sana biraz daha fazla para verir. Aslında teşvik olarak alır ve piyasaya bir şekilde sürer. Ama sen batmazsın. Niye batmamalısın? Köylü neden batmamalı? Çünkü köylü batmadığı sürece tarım devam eder. Ama sen köylüyü küstürürsen, saman konusunda göreceğiz birazdan. Ve köylü toprağını bırakıp büyük şehire giderse 10 yıl sonra, 3 nesil sonra hadi dön köyüne dediğinde dönecek köylü yok. Artık o şehirli olmuş. Tarımı kim yapacak? Köylü milletin efendisiymiş değil mi? Şimdi anlaşılıyor. İzninizle Emin Çapa'ya bu videoda yine bir değineceğim. Kendisinden güzel bir alıntı yapacağım. Kendisinden aldığım bir fikir var. Zeytin ve mermer ocakları üstünde. geliniz diyelim. Aslında başarılı olduğumuz bir konu var. Zeytin. Balda ve zeytinde yarı başarılıyız. Niye yarı başarılıyız göstereceğim. Balı da çok iyi üretiyoruz. Çin'den sonra ikinci sıradayız. Zeytin de çok iyi üretiyoruz. Şimdi göreceksiniz ama zeytinlikleri biz mermer ocağı yapıyoruz. Mermer ocağı dediğim şey de yani bir kere çıkan bir şey mermer. Üstündeki zeytin yok edilmese asırlarca çıkar. Ama zeytinliklere bir kıyım var. Bakın bu Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan türeyen bir rapor. Şimdi bunu aşağıya doğru indiğim zaman göreceksiniz ki birinci sırada kim var? İspanya, İtalya bunlar ne çıkartıyor görüyor musunuz günümüzde? Yani bin ton, bir milyon ton çıkartıyor. 320 milyon ton çıkartıyor falan filan. Türkiye burada. Türkiye çok altlarda. Ama güzel tarafı şu artıyor. Yani aslında artıyor yine de. Artıyor da aşağıya doğru indiğimiz zaman ihracatta biz hiçbir yere gitmiyoruz. Farkında mısınız? 35-30, 35-30 sayıyoruz yerimizde. Niye? Niye İtalya dünya para kazanıyorken bin tonlarca, milyon ton bu? Biz niye üremiyoruz biliyor musunuz? Çünkü zeytinliklerimiz azalıyor. Daha da daha da zeytin üretmek gerekir. Yani diyeceksiniz ki Türk halkı zeytin yemiyor mu? göstereyim size. Al sana zeytinyağı tüketimi. Türkiye'de görüyor musun? Gittikçe artıyor. Son 3 yılda 105'ten 140'a çıkmış. Aşağıya doğru indiğimiz zaman sofralık zeytin üretiminde de aynı şekilde bir durgunluk var. Biz niye üretmiyoruz arkadaşım? Biz niye zeytin üretmiyoruz? Türkiye çıkardığı mermeri tonunu, birim tonunu 587 dolardan veriyor. İtalya Bizim dört katımız nasıl? Bizden daha ucuza veren yok. Şunu unutmayın. Asıl bütün videoyu izlemenizin sebebi şu. Mermerin tonu 587 lira. Zeytinin tonu ne biliyor musunuz? 2013 yılında 4000 dolar. 587 dolar tonu 4000 dolar. Sizce mermeri çıkarmak mı kolay, zeytini yetiştirmek mi daha kolay? Şimdi anladınız mı neden İtalya çatır çatır zeytin üretiyor? Neden İtalya çatır çatır bu parayı kazanıyor? Bakın tarım artık sürdürülebilir tarımsa, teknolojik tarımsa, bilimsel tarımsa tarımdır. Siz toprağınızdan 2 kilo elma alırken adam 9 kilo elma alıyorsa aynı topraktan bu sizin üretim planlamayı bilmemenizdir. Bu sizin cahilliğinizdir. Türkiye'nin anlamadığı olay şu. Tarım 10 yıl 20 yıl önceki gibi değil. Çiftçilik değil. Tarım bilimsel. Tarım sulamayla damlacılığı bile biz anlayamıyorken pahalı hocam geçemiyoruz derken ki devlet aslında buna destek vermeli. Biz bugün geldiğimiz noktada Dünya'nın nereye vardığını bile bilmiyoruz. Öyle muhteşem tarım araçları var ki, öyle harika teknolojiler var ki ve bu teknolojiler tarım o kadar kolaylaştırıyor ki biz halen tarladaki taşı ayıklamaya çalışırken, nadas konusunu anlamaya çalışırken Dünya ne teknolojilerle ilerliyor biliyor musun? Şimdi sana verdikleri tohum bir kullanımlık. Sen eğer o tohumları alırsan, o kısır tohumları her yıl paşa paşa gidip tohum alırsın. Ama dedelik, atalık tohumları kullanırsan hakikatli kaliteli tohum yetiştirirsin. Peki o tohumlar Hollanda'daki verimi vermiyorsa işte o zaman araya devlet giriyor. Araştırmasını yapıyor ve tohum kalitelerini hibrit şekilde arttırıyor. İşin daha ilginci maşallah ihracattan çok fazla kar etmesek de iç pazarda birileri sürekli kar ediyor. Biri aldığını beşe satıyor. Bakın bu haberler güncel bile değil. He. Yani takvim gazetesinin 2018 Ocak falan. Fiyatları görüyor musunuz? Üreteceğin ne kadar fark ne kadar yüzde 300 yüzde 200 bir 1 liraya çıkan portakal ne oluyor 5 liraya geliyor bakın 2017 haberi ki 2017 bakın kuru soğan ve bugünkü fiyatlarla bir kıyaslayın patatese bakın patates ne kadar şimdi hatırlıyor musunuz üreticinin fiyatı halde market değişimi gerçekte böyle mi fiyatlar yüzde kaça çıktılar alın size güncel hal fiyatları tarih tam da videoyu hazırladığımız günün fiyatı buyurun bakalım kendi halinize de dönüp bakabilirsiniz. En düşük en yüksek fiyatlar. Şimdi burada aşağıya indiğim zaman bir bakın bakalım portakal kaç lira? Bilmem ne kaç lira? Karpuz kaç lira? Siz kaçtan alıyorsunuz? Peki bakliyatta ne durumdayız? Gelin yıllara göre bir görelim. Buyurun bir başka TÜİK verisi. ilk önce elimizde ne var onu görelim. Toplam ekilen alan 20 milyonken 1988'de dekar. Bugün 3'te biri 7 milyon. 8 milyon. Hadi yarısı diyelim. Yarısı da değil ya. Bütün ekilen alanlara, nohutun ekildiği alana bakar mısınız? Yarıya düşmüş. Mercimek üçte bire düşmüş ekilen alan. Yeşil mercimek artık umursamıyoruz. Niyeyse hiç onda birine falan düşmüş. Hadi bunlar alan. Ton olarak üretimine bakalım. Neyin üretimine bakıyoruz? Şöyle yanaştırayım. Toplam kuru baklagil üretimi 2 milyon tondan 1 milyona düşmüş. Nüfus 1988'de bugün arasında iki katına çıktı. Yarıya düşerken iki katına. Nohutu biz ithal ediyoruz biliyor musunuz? Şu 777 bin ton, 800 bin tonluk, 470 bine düşmüş to nohutu bugün Çorum leblebisini kavurmak için nohut ithal ediyor. Çorum nohutu değil yani. Ki bu mercimeği eritmek için bir ara televizyonda programlar yapılıyordu. Artık mercimek yok. Yeşil mercimek bitmiş. 2017 yılında biz Rusya'dan 5 milyon ton buğday aldık. Karşında 1,5 milyar dolar para ödedik diyeceksiniz ki hocam 1.5 milyar dolar para mı ya köpeği olsun. Olsun da aga geçen seneki açık zaten 47 milyar dolardı. E de, sen 22 milyon ton buğday yetiştiren bir ülkesin. Sen 22 milyon tonu yetiştiriyorsun ve 4-5 milyonu halen yurt dışından alıyorsan vizyonsuzsun. Üstelik ne biliyor musunuz? Bu yıl da aynı durumdayız. Ha bu niye oldu? Sen Avrupa Birliği'nin kapısında beklerken Tansu Çiller'in muhteşem başarısı sayesinde gümrük birliğini kaldırdın. Sen gümrük birliğini kaldırırsan, vergileri sıfırlarsan kimsenin Avrupa Birliği'ni alır. F, tabii ki onun karşılığında bütün ürünler sana gelmeye başlar. İthalat coşar. Bugün dahi hayvancılıkta sıfır ithalat vergisi uygulanmaya çalışılıyor. E yerli üretici ne olacak? İthal ürünlerin gelmesi güzel, güya ucuza alıyorsun. Kuzey Afrika ülkeleri yıllarca Amerika'dan ders aldı. Siz buğday üretmeyin, biz size unu veririz diye. Ucuza un verdiler. Ne zaman ki buğday üretimi bitti, tükendi, Amerika unu katladı üçüne. Üç kata verdi fiyat olarak. O zaman kafaları uyandı Kuzey Afrika ülkelerinin. Nasıl olsa yerden çıkıyordu para. Şimdi Türkiye de aynı durumda. Biz de buğdayı almaya başladık. Neden köylüyü küstürüyoruz? O küsen köylü ne oluyor biliyor musunuz? Tarlasını bırakıyor. Bakın ekrana şimdi Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2 Temmuz tarihli raporunu görüyorsunuz. Diyor ki 2017 yılında 21,5 20, 21 milyon ton olan buğday üretimi 2018'de azalacaktır. Peki biz geçen sene 5 milyonu ithal ederken aklımız neredeydi? Bu sene niye halen ithal ediyoruz? Hiç mi ders almadık? Buğdayı kim ekecek aga? Önümüzdeki yıl artacağının garantisi kim? Hangi çalışmalar var? Biz 2018'de de yine daha az buğday üreteceğimizi biliyoruz. Ve yine ithal edeceğimizi biliyoruz. Bir başka konu aynı olay hayvancılıkta da var. Şu an ekranda görüyorsunuz. Et ve süt kurumu sıfır gümrükle 2018 sonuna kadar 500 bin canlı büyükbaş alacağız diyor. Bir 500 bin de canlı koyun. Üstelik bu gelen hayvanlardan gerçekten biz şüphelenmeliyiz. GDO'lu hayvan mı geliyor? Deli danalı hayvan mı geliyor? Bir sürü spekülasyon oldu. Başkası sana kaliteli hayvanlarını yollar mı? Emin misin? Senin yaptığın testler yeterince sağlıklı mı? Peki biz hayvancılığı verimli yapıyor muyuz? Sonra oturup konuşuyoruz. Dünyada Kobe bifteği niye bu kadar değerli? Adam ineğe müzik dinletiyor, havaalanından uzağa koyuyor, masaj yapıyor, sokakta yürütüyor. Biz bugün kendi ineğimizin kalitesi ortada. O Nusret'te bilmem şurada burada eti kaçtan yiyoruz? O yediğiniz pahalı et sanıyor musunuz ki birinci kalite? Senin o eti yiyebilmen için ülkenin ihracatta tavan yapması lazım. Dünya ikinciliği bizde.